arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Ceren var arkadaşlar. Ceren Yıldız'la birlikte yurt dışından gelen abur cuburları deneyeceğiz. Kanka şunu çok merak ettim özellikle ya. Ne değişik ürünler varmış böyle yurt dışında kız. Ben de gideyim de alayım bunlardan birkaç tane. Bakar mısınız arkadaşlar? Acaba içinde çıkartmalar falan mı var? Onu bilmiyorum ama ben en çok neyi merak ediyorum biliyor musun? Bu ne? Bu durian diye bir tane meyve var kanka. Yurt dışında bu meyveyi yemek metrolarda yasak. Para neden? Cezası veriyorlar. Çok kötü kokuyor. Para cezası Ay, veriyorlar. Ay kız ne yedireceksin bize? O kadar kötü kokuyor ki. Ben de merak ettim. Duryanlı bir cips almak istedim arkadaşlar. Bir de karidesli cipsimiz var. Ya lütfen çok kötü şeyler olmasın. Ben bunları görmemiştim. Hep bak özellikle güzeldi. Bunu da çok merak ettim. Mor cips. Bunlardan niye burada mor yok acaba? Patates. Bu neyle? Ay bunu biliyorum. Amsterdam'da bakmıştım Vanilla tadına. Kalan. Kötü mü? İyi. Güzel. Hmm. Sen öyle deyince bir an şey yaptım. Mangolu sütümüz var. O zaman bir tane hemen açıp deneyelim. Hangisini açalım? Hadi. O piti piti karamelli sepeti. Arkadaşlar mor patates var bu arada. Gerçekten mor patatesten yapılmış bir şey. Allah bu. Hani Allah. Boya falan değil. Ay bakayım. Aa kız bu saf bir patates kokusu var. Sanki soymuşlar patatesi yeni böyle. Bir şey değil mi? Bence bunun tadı aynı olacak ama sadece rengi farklı gibi. Ağzımızı falan boyamasın. İnşallah. Sonra mı bıraksa? Arkadaşlar bakar mısınız? Gerçekten çok güzel. İlk sen ye, ağzın mor olmazsa ben de yerim kanka. Şöyle göstermek için. Hadem ya, bir saattir orada yemekleri kapmak için şöyle kenardan bakıyordu. Bakayım ağzım mor oldu mu? Çok mu güzel? Ye kanka şekerli gibi. Kanka ben deneyeyim miyim burada? Yemiyorum, ben yiyorum sonra yiyorum. Burada da olsa bundan. Bence güzel değil çünkü tatlı. Abi cips dediğin baharatlı olur. Ben Hayır. baharatlı seviyorum arkadaşlar. Siz nasıl seviyorsunuz? Kanka insanın içine böyle bir hani baymak olur ya cipste böyle yağdan falan tuzdan bir kötü olursun. Bunda o yok. O yüzden ben bunu götüreyim yiyeyim bari. Bu arada ediyorum. Bunların fiyatlarını da söyle kanka. Ya burası toplasan 200-300 lira falan tutmuştur arkadaşlar. Öyle düşünün. 200-300 lira mı bizim Aynen. paramızla? Bizim paramızla 200-300. En fazla taş çatlasın hadi. Ben birkaç Bak. Tane de yemişimdir bayılarından. 400'dür. Hazır mısınız? Evet. Bu bir şey yapmaya geliyor şu an. Bakın bana. Aa, mor oldu mu bakayım? Mor Sen mor. Çok yedin ama. Sen çok yedin ama. Ağzım bozuldu. Şimdi bence bir içecek içelim kanka. Bence de kanka. Bunu içelim. Evet ikimiz de aynısını seçtik yalnız. Mangolu. Mangolu süt. Arkadaşlar yani yurt dışında gerçekten sütün her şeylisi var. Burada hani bildiğiniz kakaolu çilekli var ya orada bakın. Hatta burada yulaf sütü. Ben mi bakayım ilk tadına sen mi? Sen bak nasıl. Süt müydü bu? Evet. Meyve suyu gibi. Arkadaşlar paketini de şöyle göstermek istiyorum. Mangolu. Siz var ya arkada bir şeyler yaptınız. Ben çaktım davayı. Gittin orada gülerek geldi bu. Aşırı iyi. Abi efendim. Çok güzel. Bak yuttuktan sonra ağzından burnundan bir nefes çıkıyor. O nefeste mango tadı vardı. Şaka gibi. Boğazında hala var bu arada tadı. Çok Bunu güzel. Beğendim. Bunu çok beğendim. Bunlardan Türkiye'ye gelmesi lazım. Bir daha duyuruyorum. Bir dahakine gittiğimde bunlardan paket paket alıp geleceğim. Kanka evet ya. Böyle bir valiz getireceksin. Düşünsene abur cuburlarla. Ben yapacağım bunu. Yakında Kore'ye gideceğim. Bize sokmazlar bu arada. Şey diyeceğim bu ama normal Snickers gibi. Aşkım ben bunu şey olarak da almış olabilirim arkadaşlar. Ben Türkiye'ye gelirken dedim ki böyle bir sürü çikolatalardan alayım. Arkadaşlarıma hediye ederim. Yani yurt dışından gelirken hediye çikolata falan filan. Hangisini deneyelim? Ay hepsi çok Sen güzel. Sen karar ver. Çiçekli kahve arkadaşlar. Çok şaşırmıştım buna. Bunu Çiçekli mi? Kahve? What evet. the Hemen bunu denemek istiyorum. Çiçekli Öncelikle kahve. Size şöyle bir göstereyim. İlk önce kokusuna bakalım. Oo, Ceren Türk kahveci arkadaşlar. Bütün gün o Türk kahvesi içiyor. Ben normal kahve içiyorum. Güzel bu arada. Türk kahvesi kokusu var bildiğiniz. Bunlar gitmişler Türk kahvesini böyle bir şişeye koymuşlar. Çiçekli kahve diyorlar. Ürettik diyorlar işte. Çalmışlar. Çok merak çok ettim. Güzel. Ben beğendim. Çok soft bir kahve. Ne böyle çok acı ne tatlı arada böyle. Ben anlamadım. Hiçbiri kötü değil bunların. Ben Avrupa'ya gittiğimde aynı şekilde böyle bir video çekmiştim ve gerçekten abur cuburların hepsi çok kötüydü yani. 3-4 tane falan güzel bulabilmiştim. Aşkım bunları ben özellikle seçtim. Ya. Senin. Ama şunu da özellikle seçtim. Duryanlı kötü kokan meyveli cips ve Şunları merak karides. Ettim ya. Şimdi bunlara geçelim. O zaman şunu ya da dur bunu en sona mı bıraksak? Çünkü bu metroda yenmesi yasak falan dedim de Her yerde korktum dışarıda yani. Yenmesi yasak bu duryan meyvesini ama o meyvenin aroması ile bir şeyler yapıyorlar. Bunlar yasak değil ama meyvenin gerçeğini yemek yasak. Ben de bunu açalım. O zaman bunu aç. Aynen. Böyle karidesli bir cips. Bu arada Aynen. kanalımda bir sürü bu videodan var. Ben her sene yurt dışı abur cuburları videosu çekiyorum çünkü seviyorum. Ay çok merak ettim. Koklamadan ye. Koklarsan yiyemiyorsun muhtemelen. Yo güzel kız. Yaptılar mı? Karidesin tadı böyle güzel miydi? Krem gibi bir tat geldi bana Bildiğiniz şu an. Bildiğiniz soğan aromalı ruffles. Hayır ya ağzıma krem tadı gibi bir şey geldi. Çok beğenmedim. Nasıl? Puanlama yap. Kaç? Bir tane daha yer misin anlayacaksın. Farklı bir tat veriyor kanka. Kanka işte kremsi bir tat. Krem tadı. Farklı tat dediğin o. Oha yine tadı değişti. 2 dakikadır ağzımda olsa sürekli farklı bir varyasyonunu yaşıyorum bu arada. Ben bu tadı böyle bir yerden biliyorum ama çıkartamıyorum. Ne bu ya? Hayal gücünüz çok geniş. Kanka soğanlı ruffles bence. Hayır. Hoca bence.
O şey yedim. Ben beğendim diyeceğim ama boğazım yakmaya başladı. İlk yediğimde öyle bir şey yoktu. Hepsine vermemiz gerekir ama. Bunu da başlayalım. Neyse hadi. Son favori ikili seçeriz belki. Aynen favori buna seçelim. Buna puanı 4 bence yoğurdun yanında yenir ya. Onu açalım sen için merak ediyorsun. Hadi ben açayım bunu. Bu arada ben şu kahveyi falan içmeye devam edeyim yani. Ooo Serap Hanım. Aa bak. Nine Nine Pony. Nine Nine Pony. Bu ne lan? Onu yiyorsun kanka. Aynen kardeş. İkinci de bana geliyor galiba arkadaşlar. İyi mi? Çok güzel koktu. Gelmiş. Şekil olarak. Oha kokusu çok güzel. Bir önceki videomda çok kötüydü abur cuburların genel olarak tadı. Çünkü onları arkadaşlar Arnavut'tan getirmiştim. Yani batıdan getirmiştim. Bu Güney, Doğu, Asya'nın lezzetleri. Yemekleri çok kötüydü ama bence abur cubur konusunda yapıyorlar bu işi. Çok tatlı seven bir topluluk zaten bence. Karnım doydu resmen. Kanka bunlara yer bırak. Ben tatlı sevmem. Ben bile bunu böyle mi? Çok güzel. Güzel mi? Ama çikolatalı olsaydı daha güzel olurdu. Kanka çilekli bir şey hayatta böyle sevmem ama güzel ya. Hadi. Ben köktüm seni kökerim seni oynayalım. Ne? Getir sana öğreteyim. Ay, ben küçükken mahalledeki erkeklerle oynuyordum. Kartlarımız vardı böyle. Gel bak şimdi. Benimki ters düşerse mi düz düşerse mi ne alacağım? Elinde böyle tut. Yok öyle değil. İkimiz birbirine şaklatacağız. Gel. Aynen yaptık. Kökmeye... Işte. Hayır birbirine. Nasıl yani? Aşkım elinde tut. Ha. Ne oldu şimdi? Hangisi senin hangisi benim de onu hesaplamamıştım. Bu senindi bana geldi. Tamam dur bir daha yapalım. Köktüm seni kökerim seni köktüm oynuyorum. Seni. Hadi. Düşmesi aa, lazım ama. Neyse sen almış oldun. Arkadaşlar bu oyunu bilenler yazsın. Ben mahalledeki erkeklerle oynuyordum bu oyunu ama tam olarak anlamamışım. Yani buna 5 falan veririm ben. Çok ben yiyip, çok beğendim. Hepsini yiyip. Bu ne? Yulaf sütü. Ama ondan önce içmeyelim mi bunu? Ben birazcık baharatlı şeyleri seviyorum. Cipsi seviyorum ve ağzım şu an çok tatlı oldu. Çalkalsa mıydık? Tamam. Ama çalkalarsak da kötü olurdu. Belki şey biraz yoğurtumsu bir şeydir bilmiyorum da dibinde kalmış olabilir. Çok güzel. Nasıl? Çok güzel. Kötü mü? Suratı düştük. Beni kandırıyor musun? Kanka gerçekten hayatımda içtiğim en güzel şey. Şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Bu ne? Bu ne öyle? Tadı yok, bir şey yok. Kağıtlı süt. Kendimi inek kağıtlı gibi hissettim. Kağıtlı değil mi? Hayır şey bak işte buğday varmış. Otluyor gibi hissettim. Sen karton. Kağıdın tadın nereden? Bu ne? Karton mu? Yalamadın mı hiç kağıt karton? Kartonu da mı yaladın? Ben yaladım küçükken toprak, kireç, duvarları yalıyormuşum vitamin eksikliğinden ben bebekken. Kartonda hangi vitamini buldun sen? Hadi. Kardeşim demir vitamini eksikliğinden çocuklar duvarları muvarları yalar. Hatta küçük kardeşim de toprak yiyordu. Çiçeklerin dibinden alıp avuç avuç yiyordu böyle evin yüzü hep toprak. Ben hiçbir şey yemiyordum. Ben toprak yemedim. Sen de bir şeyler yesemmiştin. Hangisini merak ettik şimdi? Ama baharatlar kanka lütfen. Ben baharatlı şeyler seviyorum. Kanka bunu alalım. Yiyelim. Kötü kokan meyve. Ay kokusu mu geldi ne oldu? Bir spırt mı yaptı lan yoksa? Doğru söyleyin. Bu kötü cipsin arkasına sığınmayın. Kanka, Atlas yaptı. Bir şey diyeceğim biraz önce. Dosan koş. Koç'la sevgilisi Demet ayrılmışlar. Dedikodu yapalım biraz. Aa, onların ne kadar... Karısı mıydı? Evliler miydi bir de? Aldatmış mı? Ben öyle bir şeyler kız duydum. Evlilerdi. Hatta şey bayağı güzel gelindikler falan bir sürü giymişti. Bir sürü böyle dillere destan düğün falan yaptılar yani. Abi erkekleri kapatın. Aldatmış mı? Aldatmış diyorlar. Allah Allah. Allah Allah. Bir şey demek istemiyorum da yani. Kanka şunu ya. Çok yavaş bir şekilde açar mısın? Çünkü kanka kötü kokuyor. Sakın her tarafımız kötü kokar. Bu ne? Oturuk kokuyor bu gerçekten. Evet. Pırt gibi. Çok kötü kokuyor. Kız bunu nereden buldun getirdin sen? Bizi zehirleyeceksin. Bildiğin bağırsaktaki pırt gazının hali. Ya onun tadını nereden biliyorsun? Tadı değil mi? Kokusu dedim ya. Onun kokusunu nereden biliyorsun? Sen nereden biliyorsun bırak onun kokusuyla ilgili konuştuğumu? Abi kadın doğru söylüyor. Sen... Nasıl ya? Gerçekten çok kötü. Kanka boşuna kimyasal işte atık bak. Gibi falan yani. Ben şunu seviyorum ya. Asya ülkeleri yani genel olarak bu konularda çok iyi kanka. Direkt yasaklamışlar. Bu meyvesini dışarıda yemek yasak. Türkiye'de yasaklamaları kokudan dolayı kanka şey insanlar mi? Rahatsız olur diye. Hatta bir uçak ertelenmiş duryan meyvesi yiyen biri yüzünden biliyor musunuz? Bak bize bir şey olmaz. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben bu meyveli süt içmiştim. Böyle burun kıvırarak içtim. Daha YouTube kanalımda shorts bölümünde denedim, paylaştım. Gayet güzeldi. Ya bakayım. Güzel gibi. Yalan. Güzel gibi de ağzım resmen. Aşkım bugün salonda yatıyorsun. Tüylerim diken diken oldu. Yok tatlı. Şimdi bunun meyvesini yasaklamışlar. Meyvesini dışarıda yemek yasak. Al kardeşim evinde ye. Her şey yapabilirsin evinde ama. Güzel gerçi. Bu kadar tepki güzel benim. Bu arada o kokuya. Peki Türkiye'de yasaklanmasını istediğiniz bir şey var mı meyvesi? Var TikTokçular. Meyve sebze gibi. O arada sevmediğim insanlar. Sevmediğim insanların sevdiği her şey. Sevmediğimiz insanları direkt yok edemiyor muyuz? Kanka puding o kokudan gibi. Böyle hey. Bir şey. Ne oldu? Uçacaksın. Havalara uçacaksın. Ya çok kötü kokuyor. Git şuradan. Hadi
bunu ay merak ettim. Bildiğimiz Türkiye'de olan bir şey gibi jöle. Ben bundan fazla fazla aldım bu arada. Ya dedim ki arkadaşlarıma veririm. Kimseye bir şey vermemişim. Bu ne? Jöle dünyası. Pembe olanı alayım ben. Ben yeşili bir merak ettim bir ya. Bir tane bana at. Aynı anda yutalım. 1, 2, 3. Çok şekerli, bir garip bir şey ya bu. Çok güzel. Güzel değil, ben beğenmedim. Bak o öyle yemezsin ya. Kardeşim bak şimdi gel yaklaş geriye. Birlikte ağzımızın içine bakacağız. Ne yapıyorsun lan? Ay! Kustu. Keştin yeşil kustu. Ay! Ne olduğunu anladınız mı? Gırtlağıma girdi çıktı. Sen onu boşver, yere yaptığın şeye bak. Bir şey olmaz, Ceren yer onu. Ya. Ben sevmedim ya. Gel şu kolayı deneyelim. Kolayı deneyelim, evet tamam. Arkadaşlar vanilyalı kola. Ben bunu merak ediyorum. Ben onun tadına bakmıştım Avrupa'da. Bu da çilekli sanırım. Güzel gibi aslında. Nasıl biliyor musun? Jelibon gibi. Ne yapıyorsunuz? Şaka mı yapıyorsunuz ya? Bildiğin asidi kaçmış kolayı vanilyalı kola diye satıyorlar. Kanka sen bence uçakta falan gelirken o biraz sallandı. Bir de siz bayağı şeyli geldiniz ya 20 saatte. O yüzden gazı gitmiştir. Hayır, ağzı açılmadığı için gazı gitmez bu arada. Kim diyor onu? Gider çalkalanırsa. Gitmez. Gider. Gitmez. Ben. Gitmez. Hem gider, gider hem gitmez. %50. Atlasın ağzını açmadan gazı gidiyor mu? Beyin bedava. Yani jelibon tadı gibi güzel. Ama normal ama kolayı tercih ederim. Gibi, tabii ki. Normal kolayı tercih ederim. Ya da alışık olduğumuz için mi acaba bilmiyorum. Şunlardan deneyelim. Mini Oreo'lar arkadaşlar. Orada Oreo'nun 100 bin çeşidi vardı. Dedim ki bunu da deneyelim. Uçacaksın, uçacaksın. Hayır kanka. Hayır. Gel buraya. Merak etme, bunu açmamız istiyorum. Şu Snickers'ı açmadınız ya. Yayıp en son açacağız. Canın çeksin. Bana bakıyor oradan. Ay bu ne? Minicik. Bunu minicik pastalarda kullanırım. Kreması da arkadaşlar onun kadar minik. Bu arada benim elim de çok minik, öyle düşünün. Buradan böyle büyük gözüküyordur belki ama. Sadece elim var. Benim büyük. Bakayım. Aynı benim biraz evet büyük. Nasıl tadı? Güzel, aynı Oreo. Bir mesela bir tane daha. Fazla yemeyeyim arkadaşlar. Çok zayıflamışım. Çok zayıflamışım. Sizin belki haberiniz yoktur. Ben kiloluyken en son belki YouTube videosu atmışımdır. Siz görmemiş olabilirsiniz. Allah Allah. Ben her zaman zayıfım aşkım. Bunu deneyelim mi? Nestle'nin. Ne gördüm biliyor musunuz bir de kanka? Nestle'nin bir sürü dondurma çeşidi var orada mesela. Allah Allah. Şaşırdım yani. Oraya gitmeye beni ikna ediyorsun. Çok fazla çeşitleri var falan. Bir daha gidelim beraber. Çikolata yerken vallahi içim mahvoldu ya. Çok güzel. İçi bildiğiniz kurabiye gibi. Çok güzel. Şöyle arkadaşlar. Bayram şekeri gibi geldi sonra yutunca be. Ama içi çok güzel. Hani bayramda şey olur ya. Bakın içi kurabiye gibi sert. Bayramda böyle bize pahalı çikolatalardan böyle zengin komşuna gidersin de o sana böyle onu ikram eder ya. Ne yaptınız? Ya içlerinde domuz varsa bunun yağı falan. Yok. Dinden afaroz edildiniz. Hadi. Yo. Hadi biz kardeş. Bilmeden yiyoruz ya. Bir video bitince söylemedin. Artık biliyoruz. Diğerleri nasıl yiyeceğiz? Ha, domuzlu hepsi. Ya biz onu bilmeden yiyoruz. Ay. Bilmiyoruz. Bunu merak ettim. Bilmiyoruz ama bunların içine koymuyorlar kanka. Ay şu da çok güzel paket olarak. Bunların hepsi tatlı ya. Kanka bak bu çikolata mı? Aa oyuncak çıktı. Ulan bu sadece oyuncak. Burasında bir şey var. Ne bunu yiyeceğim? Arkadaşlar şöyle gösterelim. Paket böyle. Aa şey gibi işte bizim sürpriz yumurtalar var ya onun gibi. Aa çikolatası erimiş. Böyle katı değil bizim ülkedeki gibi. Hadi şunu deneyelim. Bak yememiz lazım tadına. Bakma bu oyuncak da benim olsun. Hepsini almaya çalışıyorum. Atlasa atlasa. Atlasak mı atlamasak mı? Arkadaşlar çilekli bir süt. İçerisinde bu arada bayağı vitamin olduğu söyleniyor. Ben o değerlere bakarak almıştım. Bunun çikolatası gibi bir şey görmedim. Bu oyuncaklı diyor. Onu çok şey yapmadım. Çok amel bu. Nasıl? Kötü. Bence güzel. Ya kanka çok şuna kötü bir kere. Nasıl yeniyor? Aa, bak kaşık. Kanka çok az var. Ben çikolata sevmem. Ama masa boyunca çikolata yedim. Evet. Bunu da çok beğenmedim. Beğenmedim. Ben favorimi belirledim bu, bile ama şunu. Bu nasıl? Buna ne puan veriyorsun? Kokusu tadı sence nasıl? 3. Gel bu arada. Bak. Çok güzel arkadaşlar bu. Bakmayın siz Ceren'e diyormuşum. Bir şey diyeceğim. Bunu deniyoruz şimdi. Bundan eskiden ortaokulda falan ben böyle buna benzer neydi o? Nutella satılıyordu. Gösterelim hemen. Ceren aç mı geldin bilmiyorum. Gel göstereyim hemen. Bu arada ben de açım ha. Ama karnımı doyurmak istemiyorum kanka. Bununla doyurma karnını. Tatlıyla doyururum zaten hep. Bak bir de buna batırıyorsun böyle. Biz sadece kanka yemek yemeye ve doymaya odaklıyız. Yani hiçbir şekilde göstermemişiz. Bak anlatıyorum arkadaşlar. Şurada bunlardan var. Burada çikolata, burada süsleri var. İlk önce şuraya batırıyoruz. Arkadaşlar evde hiç yemek yapan olmadığı için çünkü biz hiç yemek yapmıyoruz. O yüzden hep acıkıyoruz. Bu şekilde çok güzel bence. Ben bu şekildeki abur cuburların çocukların gelişimine etki ettiğine inanıyorum. Sonuçta bir şey kendisi hazırlıyor. Böyle hazırlayıp vermemişler. Çok mantıklı. Kisses diyor yani. Ne? Duymadım bir daha söyle. Kisses diyor yani. Oğlum benim karımdan uzak durmuyor. Yeni karım benden uzak durmuyor. Ooo. Artık uzak durmuyor. O senin problemin. Dolayın kayıp acım bırak. Gel buraya.
Arkadaşlar bu renkler ne anlama geliyor? Her renk var burada. Ne demek oluyor? Bu plastik her türlü ortama uyar mı oluyor? Çok. Oo iyi. Hadi bakalım. Bunu ben paketini çok sevdim bu arada. Aa, bu ne böyle burası? Bayram şekeri. Aa. Evet ya, bayram da geliyor hazır. Aa bak paketi güzel olmuş, görüyor musun? Çok özenli. Arkadaşlar çok tatlı. Her bunu yediğinde öpüşüyorsun galiba. Şimdi videonun sonunda öpüşeceğiz. Hayır, bu sevgili şekerleri böyle açıyorsun bak bunu buradan. Sonra yiyorsun, sonra kisses muah. Bariz çok iyiymiş. Ne kadar ha? Siz aynı anda yemeyin de bari kisses muah yapmayın. 3-4 ringgit falandır oranın para birimiyle, fazla değil de. Yani ne kadar burası? En pahalısı budur bence. Bilmiyorum. En kalitesi bu gibi geldi bana, çikolata olarak da. İçinde fındık var. Çikolatası aşırı kaliteli. Yiyecek misin? Pişmiyormuştur. Kanka bunu hiç merak etmedim. Bunu tek başına tadına bakabilirsin. Ben tadına bakayım, bu güzel gidiyor. Bakacaksın, hayır. Tamam. Ya da belki de güzeldir yani. O zaman bunu açıyorum şimdi arkadaşlar. Bu çok iyiymiş arkadaşlar. Cebime koyayım kalanlarını. Oo, bize de bırakmıyor yani. Yok ben. Ben bu da. Bu ne? Sende de ne? Sen yemeyecek, bana tattıracak, başka abur cubura geçecek. Güzel, biliyorum ben seni. Bu ne be ortasında? Ortasındaki ne? Arkadaşlar bu şekilde. Sanırım bu yaban mersinli mi? Neydi bu? Aa tart. Tartmış bu. Çok güzel. Tutuyor musun gerçekten? Benim vallahi güzel. Çok güzel. Şimdi bununla bu kaldı. Hangisi? Bence en son bunu yiyelim. En son buna bakalım. En son çünkü Buğra'nın dikkati hala burada. Kafası oraya buraya gitmesin dikkati. Burada kalsın kanka. Tamam. Tam şu videonun ortasında kalsın. Oo. Kız bu ne? Bu ezilmişsiniz galiba 20 saat uçakta gelirken. Ben bunu uçakta gelirken yiyeyim diye de almış olabilirim. Ama bugün de kısmet nasipmiş. O yüzden yemeyelim bunu. Aynen. Ye ye. Düşüm siyah oldu. Bence güzel. Rahatsız etmiyor aslında. Güzel. Top kek gibi. Bak nasıl kandırmışlar. Ambalajında böyle görünüyor. Çikolata parçacıkları falan. Buraya bir geliyorsun böyle yumrukla böyle sık atmışır. Kanka bizim ülkedekiler daha iyi. Şimdi en sona geldik. Başka bir şey kalmadı mı gerçekten? Bunlardan getirmiştim Avrupa'ya gittiğimde. Ben böyle küçük Snickers. Aynı yani tadı. O yüzden denemen gerek yok. Gel kız, video senin. Yemen lazım. Tamam. Yeah. Bayramda bunlardan versin yani çocuklara. Bence de. Benim favorim bu. Benim favorimi göstereyim mi? Çikolatalar aynı Türkiye'de de var yani. Ha bir de bunu çok beğendim. Ay bitmedi be. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım eğlenmişsinizdir. Aşağıda Ceren'in kanalı da olacak. Oradan abone olabilirsiniz ve Instagram'larımızı şuraya bir yere ekleyeceğiz. Takip etmezseniz var ya. Sizin. Videoya like atmayı, yorum atmayı, kanallarımıza abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmuyorsunuz. Sizi seviyorum. Öpüyoruz. Bay bay.